Orient TV'den herkese merhaba. Haftanın Köşe Yazarları programındayız. Sevgili Erkan, merhaba. Merhabalar. Yine Köşe Yazarları'nı konuşacağız. Konuşalım mı acaba? Konuşalım tabii. Ben ara sıra onları protest ediyorum biliyorsun. Evet. Ya bu sefer etmeyelim, hadi okuyalım değil mi? Evet, sevgili Erman Toroğlu'nun yazısı. Gündem değişir, başrol değişmez. Kaleci Cenk bu takıma 3 numara küçük. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenince sezon sonundaki sıralamada ilk 2 için büyük bir şans yakalamıştı. Ama sonrasında oynadığı maçlar ve dün akşamki sonuç bence o ihtimal ortadan kaldırdı. Kaleciler için şöyle derler ve doğrudur, bir kaleci yarım takımdır. Bunun değişik misallerini çok yakında gördük. İşte Galatasaray'ın Schalke maçı, Beşiktaş için şu cümleyi de kullanabiliriz. Cenk kaleci olarak Beşiktaş'a 3 numara küçük geliyor. Yan toplarda kararsız Kasım oynuyor. Önce çıkıyor, sonra kendi bölgesine geri dönüyor. Ondan sonra tam yol gol diyor. Bazı pozisyonlarda da kalçasını bırakıp sırt üstü yere düşüyor. Kaleci dediğin ayakta kalır, ellerini de kaldırır ve kaleyi kapatır. Toraman stoper oynar. Beşiktaş her topa koşarak, her rakiple mücadele ederek kazanıyordu. Göründüğü kadarıyla o çok koşanlar kendilerinin çabucak usta olduklarını zannetmişler. Bazı şeyleri de anlatmak mümkün değil. Eğer rakibi önce bozmaya gideceksen veya beraberliğe razıysan veya deplasmanda çok zor bir maç oynuyorsan İbrahim Toraman'ı ön libero oynat. %100 yeneceğim diyorsan, yani kazanmaya mecbursan, Toraman'ın oynayacağı tek yer stoper. Sakın Beşiktaş iki topum direkten döndü diye hayıflanmasın. Maçın tamamında oyuna da topa da hakim olan, istediğini yapan taraf Kasımpaşa'ydı. Tartışmasız bir galibiyet elde ettiler. Çakır çözemedi. Cüneyt Çakır'a da fazla iş düşmedi. Yalnız onun da bir şeye dikkat etmesi lazım. Topu kapıp çabuk hücuma çıkmaya kalkan bir topçu, rakip takımın bir oyuncusu tarafından sırf tehlikeli hücum başlamasın diye devamlı taktik faul yapıyorsa bunu çözecek de hakemdir. Dün de bunu Kasımpaşalılar çokça yaptı. Yedirdiler de. Hakem burada sahneye çıkıp gerektiği yerde sarı kartını kullanmalı ve buna izah etmeli. Demiş sevgili Erman Taroğlu. Böyle demiş Erman Taroğlu değil mi? Evet. Şimdi kaleci konusundan girelim önce. Hı-hı. Kaleci konusunda bunu daha önce de biz seninle burada yaptığımız programlarda evet, konuşmuştuk. Şimdi bu iki kaleciye de baktığım vakit, yani Rüştü Reçber, oraya bastonla koysan bunlardan daha iyi oynar. Hep ne dedik? Beşiktaş'ın kalecileri geleni içeri alıyor. Hı-hı. Kalecilerinin bir tanesi o McGregor bir Fener maçı oynadı. Evet. Bir Fener maçı oynadı. Orada da iyi toplar kurtardı yani. Ama bakıyorsun gerçekten, hani kalede bir pozisyon olduğu zaman ya kaleci çıkar şunu alır veya buna uzanır diyemiyorsun Beşiktaş'ta. E peki ya şimdi sevgili başkan Fikret Orman, Rüştü'nün durmasının sana ne zararı vardı orada? Hani ne zararı vardı? Ha, Rüştü para pul falan konuşmazdı senden. Çünkü artık bir sene iki sene daha oynamayı düşünüyordu zaten Rüştü. Hı hı. Ama yani bir Rüştü'nün orada olması bile çok farklı olurdu. Ya ben eminim ki şimdi şu geldiğimiz periyoda kadar olan maçlarda Rüştü en az 3-4 tane maç kurtarırdı Beşiktaş'a ya. Kaleci dediğim budur zaten. Evet. İşte Erman Hoca'nın dediği gibi Muslera örneği var Schalke maçında. Müthiş oynadı. İşte kaleci böyle anlarda devreye girdiği anda takımın moral motivasyonu da yükseltiyor. Ama gelen içeri alırsan önündeki savunmadan başlayan uca kadar adamlar şimdi ki ben atıyorum o iyi diyor. Ya böyle bir model var şimdi. O hani 3-3'lük 4-3'lük falan maçları var ya Beşiktaş'ın. Hep böyle. Biz atıyoruz o yiyor, biz atıyoruz o yiyor. Arada eksik kaldığın zaman ne oluyor? Kaybediyorsun. Kasımpaşa'nın çok haklı bir galibiyet aldı. Son derece doğrudur. Hı. Oyunun geneline baktığımız zaman hakimi mutlak hakim oydu. Ama şimdi orada yine bir eyyam yapmış gene. Üflemeyi sever Erman Hoca hakemliğinden beri. Bir de yani hakemlere kızdığı için hakem olan bir insan. Şimdi İbrahim Toraman'dan hiç bahsetmiyor. Allah'tan reva mı bu ya? İbrahim Toraman'ı bu maçta en az iki kere, üç kere ikinciden falan böyle atılması lazımdı. Şimdi şu maçta oldu. Eğer şuradaki pozisyonları değiştirelim. Orada bir Emre olsaydı şimdi. İbrahim Toraman'ın yerine Emre'yi koyun. Bu yazı var ya, yazının üç paragrafını Emre'ye ayırmıştı Erman Toroğlu. İşte bunların yaptığı iş bu. Doğru işleri yapmıyorlar. Eğer Cüneyt Çakır'dan bahsediyorsan oradan de ki ya bu arkadaş sen Avrupa'da maç yönetiyorsun. Avrupa'da cart diye çıkarttın attın oyuncuyu orada. E bu İbrahim Toraman'a nasıl tahammül ettin? Diyemiyor. İddia ediyorum Emre olsaydı şimdi o pozisyonda o maçı formaları değiştirelim. Emre olsun. Emre o iki tane üç tane hareketi yapsaydı
yerle bir etmişler Mantoroğlu. Yapmayacaksın, evet. Etmeyeceksin hoca. Eyyam yapma, çalma düdükleri böyle. Sevgili Turgay Demir, derin boşluk demiş. Samet Hoca'nın Kasımpaşa karşısına çıkardı. İlk 11'de ayağına top bekleyen oyuncu 5 oyuncu vardı. Fernandez, Oğuzhan, Niang, Olcay ve Holosko. Karşılaşma boyunca bir tek top kazanmadılar desem abartmış olmam. Kazanmaları da mümkün değil çünkü oyun karakterleri buna uygun değil. Orta sahada bir tek Toraman var ve Kasımpaşa bu bölge hiçbir dirençle karşılaşmadan geçiyor. Çünkü oradan derin bir boşluk var. Dolayısıyla yorulmadan Beşiktaş karesine geldi. Kasımpaşalı oyuncular daha 20. dakikada Holosko çıkar. Orta sahaya Toraman'ın yanına Necip gelir ve o bölgede bir direnç oluşur. Ama o da ne? Bir de bakıyoruz çıkan genç Emre, giren Necip, Toraman, stopere, Ersan, Solbek'e. Atamayanı atarlar. Peki ne kazandın? Hiç koca bir hiç toplasan kaç eder ki? Rakip yine orta saha yürüyerek geçiyor ve kale önüne kamp kuruyor. Üstelik savunmanın da solunda da artık son derece ağır bir oyuncu var. Yani denge tam bozuldu. İkinci yarıya başlarken Holosko Almedya değişikliği doğruydu. En azından sağ kanat Neyank'la çalışmaya başlarken önde de Almedya rakip savunmayı baskı altında tuttu. Doğru değişiklik baskıyı getirdi. İki top direkten döndü. Ondan sonra da o bildik kural devreye girdi. Atlamayana atamayana atarlar. Beşiktaş kazanır, kaybeder. O ayrı konu ama doğruları yaparak kaybetmek başka. Yanlışlara yanlış katıp kaybetmek daha başka. Pardon. Bildiğimiz Çakır bu mağlubiyetle Beşiktaş'ın kalan haftalardaki kredilerini bitirdi. Şampiyonlar Ligi hedefine varabilmek için kalan haftalarda en az 18 puan almak şart. Olur mu derseniz olur tabii, yeter ki yanlışta ısrar edilmesin. Maçın hakemi Cüneyt Çakır için çok fazla söze gerek yok. Her zamanki gibi Avrupa'daki kimliğini gizlemeyi başardı. Zaman geçireni seyretti, itiraz edene gık diyemedi. İteni çekeni es geçti. Özetle bildiğimiz Çakır'dı. Harika bir yazı yazmış Turgay Demir. Maçı da çok iyi özetlemiş zaten. Yalnız şeye katılmıyorum. Kalan maçlarda 18 puan alırsa Şampiyonlar Ligi'ne katılır. O hesap yanlış bir hesap. 18 puan Beşiktaş'ın ligi birinci değil, ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine yetmez. Çünkü önünde iki tane daha rakip var. Ya yani sadece Galatasaray'la yarışmış olsa dediğin doğru. Ama yani ama 18 puan yetmez. Çünkü hesap meydanda. Çünkü önünde bir takım daha var. Bir de üstünde en tepedeki var yani. Hani olsaydı Turgay Demir'in hesabı doğru olurdu. Nasıl olurdu? Şu iki maçta 5 puan kaybetmeseydi o zaman 18 yeterdi. 18 de 5 daha 23 yapar zaten. O zaman yetebilirdi. Hmm. O hani Fenerbahçe maçının mirasını yediler dedim ya. Maalesef tükettiler o mirası. Maçın içerisini çok iyi özetlemiş. Hakem konusunu çok iyi özetlemiş. İşte bakın bir Beşiktaşlı yazar yazıyor bunu. Hakemi o kadar güzel özetlemiş ki. Evet. İtiraz edene, itene, kakana, çekene hepsine eyyam yaptı diyebilmiş yani. İşte Erman Toroğlu'yla, Erman Toroğlu hakem yorumcusu. Gerçi hakem yorumcusu, onlar her şeyi yorumluyorlar artık yani. Türkiye'de her şeyi onlar biliyorlar. Ne kadar güzel özetlemiş de. Buyurun bir Beşiktaşlı yazar. Objektif olarak sergilemiş olayı. Ne kadar güzel işte. Böyle yazı yazsınlar, canımı yesinler. Ya. Gördüğünü yazmış adam. Evet. Daha bundan güzel bir şey olabilir mi? Doğru, evet. Erman Hoca örnek alsın biraz nasıl maç yorumlanıyorsa. Sevgili Ercan Saatçı'nın yazısı 32/11=2.9. Salih'in ilk 11'de sahaya çıkması Fenerbahçe'ye renk kattı ama bunun dışında çok da renkli olmayan bir karşılaşmaydı. Antalya'nın en fazla tehlike yaratacak oyuncu Tita ile golü bulması Fenerbahçe oyundan düşürdü ama Fenerbahçe yine de az pozisyonlu ilk yarıda 2 gol bulmayı başardı. Salih'e ve attığı gole de bir parantez açmak şart. Ne zamandır Fenerbahçe ilk 11'inde 18 yaşında bir oyuncu sahaya çıkıp bir gol atıp yaşından büyük işler yapmıyordu. Salih bu anlamda takımda çok daha iyi bir performans gösterebileceğini hissiyeni verdi. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi Salih bu takıma genç kontenjanından değil yıldız kontenjanından girmeye aday bir oyuncu. Emre'nin yeniden sakatlanması Fenerbahçe'nin dengesini bozdu, bozmasını ama asıl önemlisi Emre oyundan çıkınca orta sahadaki çıplak krallar kendini yine belli ettiler. Özellikle Raul Meireles Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötüsüydü. İkinci yarıda Volkan'ın Can Havli'yle çıkardığı top gol olsa oyun büyük ihtimalle çıkmaza girecekti. Ama yine de böylesine önemli bir puan mücadelesinden 3 puan çıkaran Fenerbahçe alkışlanmalıdır. Çünkü 32 günde 11 maç yapan bir takım için bu puanları kazanabilmek çok önemli bir başarıdır. Adalet bunun neresinde demiş. Gökhan Zan'ın cezasını silen, kalanını da erteleyen zihniyet neden aynı uygulamayı Caner için yapmamıştı merak ediyorum.
Gökhan için verdikleri karar kesinlikle adil ve doğru bir karar. Ama aynı şeyin daha önce Fenerbahçeli bir oyuncu için verilmemesi gerçekten büyük bir adaletsizlik. Yine top 5 demiş. Salih Uçan'ın attığı gol kattığı heyecan. Formsuzluğuyla eleştirilen Volkan inanılmaz bir refleksle çıkardığı gol. Emre'nin yine bir önceki maçta olduğu gibi aynı dakikalarda sakatlanması. Sol'un bu haftayı da boş geçmemesi. Fenerbahçe'nin haftalar sonra ligde ikinciliğe çıkması. Maçın 3 adamı Salih Uçan, Mauso, Sol, Dirk Kuyt. Şimdi sondan başlayayım. Oraya bir top 5 koymuş galiba. Volkan Demirel'in ne işi var top 5'te ya? Top 5'e koymuş değil mi Volkan Demirel'i? Kurtardığı bir pozisyondan dolayı. Ya arkadaş, bunlar nasıl maç seyrediyor? Ne yapıyorlar? Şimdi Volkan'ın içine, ya da Volkan gibi bir kalecinin gol kurtarmak değil mi? Tabii. Aptalca gol yemek değil değil mi? Şimdi Volkan bir tane top kurtardı diye Ercan Saatçi kalkıyor diyor ki top 5 diyor. Ya ayıptır sana Ercan Saatçi ya. Önce şu an Titan'ın olması attığı gerekeni yaptı. Hayır, Titan'ın attığı golü madem bahsediyorsun da, Titan'ın attığı golü Volkan nasıl yedi bir onu anlat bana. Şu top 5'e koyduğun Volkan Demirel'in ne işi var oralarda? Volkan'ın zaten işi golü kurtarmak. Ha. Mustera gibi, Çalke maçında olduğu gibi 90 dakika boyunca kalende devleşirsin, şu olur bu olur. Ya bırak devleşmeyi. Kedi olamadı. Kedi atlar. Eğer kedi olsaydı o topu, Titan'ın attığı topu uzanır alırdı. Kedi bile olamayan adamı kalkıp da burada top 5 falan ne diyorsun? Golü kurtarmış. Tabii kurtaracak ya. İşi o. Fenerbahçe kalecisi bu. Ya bunu kalkıp da yok top 5 iyi oynadı şu bu. Maç içerisinde Volkan'ın yaptığı hatalardan hiç bahsetmiyor. O tat çizgi kenarlarında falan onlardan hiç bahsetmiyor. Ercan Saatçi hangi gözlükle seyrediyorsun ya? Ha, Az Yıldırım gözüyle seyrederse böyle olur Ercan Saatçi. Maçın içerisinde mesela Meireles'le ilgili. Meireles ilk devre çok kötüydü. Ama Emre sakatlanıp çıktıktan sonra ikinci yarı bana göre oyunda iyi oynadı Meireles. Benim çok eleştirdiğim bir oyuncu. Evet. Yani son 2-3 maça baktığım vakit oyunun ilk yarılarında yok. Ama ikinci yarılarında Meireles oyuna biraz ağırlığını koyuyor. Özellikle de zaten koymasının faydası oldu. Çünkü Emre sakatlanıp çıkmıştı. İki maçta da bu sakatlık yaşandı. Bir de oradaki Meireles'in ikinci yarıdaki oyununun biraz daha gözükmesinin sebebi de Salih Uçan faktörüydü. Yani o faktör çok var. Çünkü Salih yan oynayan bir adam değil. Yan oynayacak kimseyi bulamadı Meireles orada. O da mecburen çıktı. Yarı sahada falan oynadı. Bu da katkısı oldu yani. Ama dediğim gibi Ercan Saatçi biraz Az Yıldırım gözlüğüyle seyretmiş maçı herhalde. Ondan şeyi o cezalı cezayı falan merak ediyorsa Az Yıldırım'a sorsun. Az Yıldırım'a sorsun. O cezaları Az Yıldırım çıksın konuşsun. Haklarını kulübün haklarını koruyacak olan Ercan niye anlamıyorum diyor. Sen anlıyorsun da anlatacak olan sen değilsin. Sor gitti ki başkan çıksın konuşsun da diyebilir mi acaba Ercan Saatçi? Biraz bilemiyorum. Sevgili Engin Verel'in yazısı Aziz Yıldırım'a çağrımdır. Galatasaray Saraçoğlu'nda oynamalı. Geçtiğimiz cuma çekilen kurallarda Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile eşleşmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi ise İtalya'nın Lazio takımı olmuştu. Galatasaray ilk maçının Madrid'de, Fenerbahçe ise İstanbul'da oynayacaktı. Fenerbahçe'nin İtalya'daki ikinci maçında Lazio'nun cezasından dolayı seyircisiz oynaması sarı lacivertler için büyük avantaj. Ancak ikinci karşılaşmanın İstanbul'da olmasına rağmen Galatasaray hakkında görüşün Fenerbahçe ile paralel değil. Nedeni Telekom Arena'nın zemininin çok kötü oluşu. Yunus Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı süreç içinde gündeme siyah beyazlar maçlarını nerede oynayacak sorusu gelmişti. Birçok alternatif söz konusuyken Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş sahamızda oynayabilir diyerek jest yapmış, dostluk elini uzatmıştı. Bu konuda tüm spor camiasının takdirini kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu. Hatırladığınız gibi yıllar önce Galatasaray'ın Nuhentel olayında o zamanki Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar, yöneticilerden Faruk Süren, Alp Yalman ve Ergun Gürsoy ile TFF Başkanı Halim Çorbalı, yapılan toplantıda Fenerbahçe'de başkanlık yapan Ali Şen de vardı. Şen bu iş olacak, halledeceğiz. Başkan Turgut Özal, komisyonda üyesi bulunan Romanya'nın eski devlet başkanı Şöveşku'yu ararsa, talimatı verirse biz bu işi yaparız demişti. Ali Şen, Turgut Özal beni arayarak Çavuşescu'yu aradım. O iş tamam dedi. Atladık uçağa, Glasgow'a gittik. Hiçbir zaman itiraz komisyonuna giden bir dosya geriye dönmemişti diyerek sözlerini bitirmişti. Ancak Ali Şen sayesinde o dosya geri döndürüldü. Nitekim Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı dahil masada kazanılmış en büyük zaferinin mimarlarından biri de Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen oluyordu.
UEFA yetkilileri daha önce Cluj ve Schalke 04 ile oynanan maçlarda yaşanan manzaranın İstanbul'da tekrar etmemesi adına saha zeminini kontrol etmek için 9 Nisan'daki Real Madrid maçından önce arenaya bir ekip gönderecek. Pardon. Şahsen ben bu zeminin Real Madrid maçına kadar düzeleceğini sanmıyorum. İlk maçın skoru ne olur bilemem ama bildiğim bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Hani hep deriz ya, üç büyükler için ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz. Ben şimdi bu sözün neden içinden söylenip söylenmediğini anlamak için Fenerbahçe yönetimine bir teklif sunuyorum. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray ile ezeli rakiptir ve kimse rakibinin kendisinden başarılı olmasını istemez. Ancak konu tüm Türkiye'yi ilgilendiren Avrupa'da başarı ise ebedi dostluk gündeme gelmelidir. Evet Sayın Aziz Yıldırım, şimdi bir kez daha dünyaya karşı Fenerbahçe camiasının nedenli büyük olduğunu ispatlama zamanıdır. Evet Sayın Aziz Yıldırım, bu size bir çağrımdır. Galatasaray Real Madrid maçını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynamalıdır. Şimdi sizden Galatasaray bu çağrı yapmanızı bekliyorum. Futbolda dostluk tohumlarını atmak istiyorsak şunu unutmamak gerekir. Bence ezeli rekabetten daha çok ebedi dostluk önemlidir. Ya sizce demiş. Şimdi benim sevgili dostum, arkadaşım Engin Meral sanırım çok güzel bir rüya görmüş. Rüyasında görmüş bunlar herhalde. Neden rüya diyorum tabii, bunu espri anlamında söylüyorum. Böyle bir çağrı falan. Aziz Yıldırım bu böyle şeyleri duymaz. Niye, olmaz mı? Duymaz ya. Bu hani yani çağrı falan diyor ya sevgili Engin Meral. Aziz Yıldırım böyle şeyleri duymaz. Neden? Eğer bir de konu Galatasaray'sa hiç zaten duymaz. Zaten yazıyı da görmez herhalde. Basını takip etmediğini söylüyor. Yok şöyle. O takip edeceklerini biliyor. Mesela bizim programları çok iyi takip ediyor. Hatta ettiriyor. Çok ince bir şey varsa ondan sonra alıp oturup başında geçen, o hiçbir şey seyretmeyen adam var ya, öyle güzel takip eder, öyle güzel seyreder ki. Sezon kanalı bir tek şey seyrediyorum demişti galiba Rızvan Dilmen. Ya inanıyor musun? Yani sadece yok, şimdi, hayır ben söylediğim, hayır, düşünebiliyor söylediğimi söylüyorum. Hayır düşünebiliyor musun şimdi? Özellikle en ağır şekilde kendisinin eleştirildiği kanalları bir insanın izlememesi, NTV'de kim konuşabilir i̇nsan, onunla ilgili? Öyle bir insan psikolojisi yok zaten. Yani. Hayır, NTV'de mesela kim? Bir NTV birlikte bir seyrediyorum. NTV'de mümkün mü? Aziz Yıldırım'ı kimseleştirmesi. Çıktılar orada işte, aldılar sazı eline. Biri çaldı, biri söyledi. Lig TV'de zaten böyle bir şeyin olması mümkün değil. Gel bir şu diğer kanalları. Yemin ediyorum o bahsettiği Lig TV, NTV seyrediyorsa namerdim. Asıl seyrettiği programlar, iki tane kanal var işte. Orayı seyrediyor, orayı. Neyse şimdi yani, bu çağrıyı... Şimdi bak, Medeni olarak baktığımız vakit hani Engin Meral'in söylediği gibi olması gereken budur. Tabii. Olması gereken budur. Ama bir de şu var. O da neden bugünlere gelindi? İşte bu yönetici profillerinden dolayı daha önce Fenerbahçe stadında Beşiktaş belli zamanlarda bir iki maç oynadı. Galatasaray'da oynadı. Fakat o maçlar bittikten sonra ne tuvalet koydu taraftarları, ne oyu, ne aynası, ne şuyu, ne buyu. Bu durumda var. Ha şimdi mazeret olarak bakın. Böyle bir şey olsa deseler ki ya yok her gelmede bizim stadımızı tahrip ediyorlar, zarar veriyorlar diyecekler. Ama bugünleri nerelerden gelindi onu konuşmak lazım burada. Yoksa normal şartlarda benim ezeli rakibim, ebedi dostum diyebiliyorsan, hı hı, dost kelimesi varsa, sahte değilse bu, ki bana göre sonuna kadar sahte bizim ülkemizde. Hele hele Avrupa'da başarılı olmasını hiç istemez. Aslında Aziz Yıldırım kalkıp ne dedi, işte Galatasaray'ın UEFA kupası tesadüf olayına girmedi mi? Bunu söyleyen bir zihniyet şimdi kalkıp Galatasaray'ın hayır Galatasaray'ın bir de düşünsene buraya Şampiyonlar Ligi kupasını falan getirdiğini. Kıyamet kupa. Kıyameti bırak. Kupayı alamadılar. Ya ışıkları hayır. Ha o var bir de. Yani büyük, eğer bu ülkede bu ülkede fiyaskonun önde gideni. Çok bence çok büyük ayıp. Ya ayıp. Bir de Genel üstelik yakışmayacak bir şeydi. Şu var. Kulübün. Orada. Peki tersini düşünelim. Ha bir örnek vereceğim ben. Hani bir sulu maç vardı. Ali Samiyen'de. Sulu? Evet tamam. Hani bu ülkenin zemin suyu değil. Tribünlerden aşağı inen su. Yani İstanbul'un bütün su ihtiyacını karşılayacak kadar su vardı orada. Kafalara, gözlere, hepsine Tuncay'ın zamanında iniyor. Fenerbahçe oraya şampiyonluğu garantilemiş olarak gitti. Ve o gün de Galatasaray 2-1 yendi. Şimdi orada eğer bir maç daha olmasaydı, sona 1-2 maç olmasaydı, sen orada kupa kaldıracaktın. Ne olacaktı? Kaldırmayacak mıydın o kupayı? Aynısını sana yapsalardı sen ne yapacaktın? Bu hiç hoş değil. Bu yüzden ben hiç inanmıyorum ki Aziz Yıldırım, özellikle Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum bakın. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kupasını falan bu ülkeye. Ya bak yemin ediyorum. Öğlen saati buraya Şampiyonlar Ligi kupası insin. İkindi Aziz Yıldırım'ı kaldırırız ya. Düşün.
O derece gider yani bu. Ya ama bak ben bu insanların ruhlarını biliyorum sevgili hayat. Bu futbolun içerisinde zaten bahsettiğimiz mesela o taraftarlar falan gelip arada burada bir maç oynadığı zaman niye gitsinler tuvaletleri, muvaletleri tahrip etsin? Deli mi bunlar? Psikopat mı? Manyak mı? Hayır, hep bir kin, öfke. Ama bunlar hep karşılıklı işliyor yani. Sen şimdi kalkıp sürekli kalkıp da Galatasaray seni yenmiş. Kendi televizyonunda çıkıyorsun. Yok işte onlar daha psikolojik üstünlük olması için 6 tane atması lazım baba. Ya bunu çocuk söyler sokaktaki ancak. Çocuktan betersiniz. Bir kulübün başkanı bunu söylüyor ya. Adama derler ki geldik Saracoğlu'nda kupa kaldırdı. Onu ne yapacaksın? O ayıbı nasıl temizleyeceksin? Hani o kadar çok Galatasaray düşmanlığını. Bir şeye dönüyor. Benim babam senin de. Ha benim babam senin babanın döver hesabı. Hayır, hem bunu yapıyorsun. O zaman bana göre Galatasaray'ın, senin zihniyetin buysa, Galatasaray'ın Saracoğlu'nda kaldırdığı kupa senin için büyük ayıptır o zaman. Galatasaray'ın şampiyonluğu için bir şey demiyorum. Bu zihniyetteysen o zaman o ayıbı nasıl temizleyeceksin? Temizleyin bakalım hadi. Bir de beraberlikle verdiniz o şampiyonluğu ya. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Hı hı. Normal şartlarda sevgili Engin Veren'in söylediği şey bu Saracoğlu'nda da olmalı, İnönü'de de olmalı, her statta olabilmelin. Eğer gerçekten samimiysek Avrupa başarılarında destekliyorsak. Hemen buradan yapacağın iş nedir biliyor musun? Bak bir telefon açarsın. Başkan bir yemeğe geliyorum dersin Ünal Aysal'a. Kalkarsın buradan gidersin aslanlar gibi. Bu işleri yaparken medyayı getir oraya. Bu işleri yaparken getir medyayı. Verin o samimiyeti. Saracoğlu stadı emrinizdedir. Bunu diyebilecek adam varsa zaten Türkiye'de her şeyi çözdü. Ama Engin Veren sabaha kadar bağırsan, çağırsan seni duyan olmaz. Bu kadar basit. Evet, ama, teşekkür ediyoruz. Ama biz ısrarla da şunu söylüyoruz. Bu ülkenin hangi takımı Avrupa'da, o arenada, bu futbol olur, basketbol, voleybol, tabii halteri olur, boksu olur, yüzmesi olur, maratoncusu olur. Ya bana bu ülkeye bir madalya daha getiren her kimse ben onu sırtımda taşırım. Bakın örnek vereceğim. Demin Neşet El maçını okudun ya. Neşet El maçından sonra Dalişi'nin bu işlerde dahli olması şudur budur. Bunlar doğru şeyler. Yapılması gereken şeyler. Çok güzeldi. Ben arabanın sırtını insanlara çıkarıp gezdirebilecek kadar bir Fenerbahçeliyim. Ben bunları konuştuğum zaman insanlar tek gerçek Fenerbahçe yok bilmem. Ya bırakın bu yalan dolan işleri. Ne tek gerçek? Öbürleri nedir ya? Tek gerçek diyorsun. Bu sene de şampiyon olursa en çok şampiyon olan Galatasaray olacak. Çünkü siz Türkiye Ligi'nden başka bir şeyi düşünmüyorsunuz. Aziz Yıldırım'ın zihniyeti bu zaten. Şimdi bu sene Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünelim. Ne anlatacaklar bunlar? Galatasaray 19'un şampiyonluğu olacak. Bir sene sonumuzda 4 yıldız general olacak. Sen hala Mustafa Denizli'den kalma yüzbaşıyla gezeceksin o zaman. Nasıl olacak bu iş? Değil mi? Evet. Onun için mesajları verirken doğru mesajlar verelim. Güzel şeyler söyleyelim. Bu taraftarları da bu şekilde provoke etmeyelim. Bu taraftarları provoke edenlerin yönetici profili budur. Başta da Aziz Yıldırım'dır. Açık ve net. Evet, teşekkür ediyoruz. Yayınımız sona erdi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.